Seni de gebertmeden bas git ulan! Bas! Nerede kaldı vali? Bilmem ki baba. Saat 10'da burada olacağını söylemişti. Evet. Kardeşim şofördür efendim. Sık sık Anadolu'ya sefer yapar.
Karısının ona ihanet ettiğini öğrendim. Ve bu akşam eve gittiğimde... Ben yapmadım komiser bey, inanın bana! Benim suçum yok! Bir dakika dinleyin beni! Ben yapmadım vallahi komiser bey! Ay Allah'ım! Vay be! Tek görgü şahidi olan karısının ifadesine göre... ...babasını ve erkek kardeşini... ...paralarına tamamen öldürmüş efendim. Ne yaptığını bilmeyecek kadar da alkollü efendim. Nerede karısı şimdi? Olayın tesiriyle kriz geçirmiş. Şimdi hastanede yatıyor efendim. Ben yapmadım, abi! Götürün ikisini de! Hayır, ilk bırak! Of! Yarabbim! Bakalım sürgün gittikleri hapishanede aynı kepazelikleri yapabilecekler mi? Zannetmem, yeni gittikleri hapishanedeki müdür göz açtırmıyormuş mahkumlara. Ne dersin, kurtulabilecek miyiz, he? Allah bilir! Ben inanıyorum, sana güveniyorum! Bak, kurduğum plan tas tamamına muvaffak oldu! Bundan sonrasını da kıvırabilirsek... İnşallah! Tam 1 milyon lira bekliyor bizi! Biliyorsun, paranın aşamayacağı kilit yoktur! Önce karımı ve Ferit olacak o iti öldüreceğim! Hayatımı mahveden, babamı, kardeşimi öldüren o iki yılanı temizleyeceğim! Seviyordum kalta! Hala inanamıyorum bana yaptıklarına! Babamın ve kardeşimin 3 milyon lirayla beni bekledikleri o gece... ...alacaklarımızdan benim toplayıp evde sakladığım 1 milyon lirayı da katıp... ...aynı gece büyük bir ihale iş için Ankara'ya gidecektim! Kısmet! Tamam değil mi? Hep beraberiz artık! Paramız da var, sahte birer pasaport ayarlayıp Avrupa'ya kaçarız! Önce... ...buradan bir kaçalım da... Yürü!
Beni ifra etme Selim. Bırak, at beni bir kenara. Kurtar kendini. Konuşma böyle. Yazık, ne talih be. Yarım saat evvelki hayallerimin hepsi yıkıldı. Hiçbiri olmayacak düşündüklerimin. Boşuna uğraşma Selim. Tüketme kendini. Kurtulmana bak. Yalnız söz ver bana. İntikamımı alacaksın. O Selma kahvesinin ve Ferit'i öldüreceksin. Para da senin olsun. Tam 1 milyon lira. Helal olsun. Güle güle harca. Para... şeyde saklı... evin... şeyinde... mahzende... bir fırçanın altında... gizli bir yerde... Söz ver bana. Bulup öldüreceksin onları değil mi? İstediğin parayı alıp... dilediğince harcayacaksın değil mi? Söz ver bana. Söz ver ki rahat söyleyeyim. İzimizi kaybettirdik galiba. Hadi biraz gayret et. Yaramızı sardıracak bir yer bulursak kurtuluruz. O zaman kendi intikamını kendin alırsın. Paranı da istediğin gibi harcarsın. Hadi. Hadi. Ali? Ali? Hadi Ali! 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 Ali!
Nasıl? Güzel mi? Neler anlatıyor? Hiç! Benim gibi bir kötürüm kızın romanı. Bir delikanlıyı seviyor, fakat mutlu olamıyor tabii. Onu sevmiyorlar. Sadece acıyorlar. Sonra? Sonra kız kendini... Melek kızım benim, yapma ne olur! Hem kendini hem de bu ihtiyar dertli babanı harap ediyorsun! Ümidini kesme! Gün doğmadan neler doğar, bakarsın bir gün yürüyiverirsin! Tıpkı eskisi gibi koşup oynarsın! Hadi söz ver bana! Artık ağlamayacaksın değil mi? Üzülmeyecek, ümidini kesmeyeceksin değil mi? Ha şöyle, melek kızım benim! Oo, 4 treninin gelmesine 10 dakika var! Ben gidip makası açayım, sonra gelince de beraber yemek yeriz, olmaz mı? Dereden ölü olarak çıkanı hastaneye kaldırdık. Ötekini maalesef elimizden kaçırdık efendim. Etrafta kan izleri olduğuna göre o da yaralı. Öyleyse pek uzaklara gidemez. Durumu merkeze bildirip etrafı araştıralım. Seni Allah mı yolladı be oğlum? Gözlerimin önünde gidiyordu biricik kızım, ben ne yapardım o zaman? Neden yaptın bunu melek? Ya yetişmeseydi bu delikanlı? Kurtulacaktım baba! Bana iyilik değil, kötülük etti bu adam! 6 yıldır kötürümüm, daha ne kadar çekecektim bu işkenceyi? O olmasaydı bitmişti her şey! Ne diye kurtardın sanki? İşgüzarlık derler senin bu yaptığına! Ne hakkın vardı buna? Kim o? Jandarma! Açın kapıyı! Kaldırın dolunu açın! Eğer söylerseniz ikinizi de delik deşik ederim. Sakla şunları! Açın kapıyı diyorum size! Unutma söylediklerimi! Hayrola başçavuşum! Bu ne telaş? İki idamlık arıyoruz. Saat 12'de Çatalca istasyondan trene binerken jandarmaların elinden kaçmış. Birini ölü olarak ele geçirdik.
Diğeri de yaralı olduğuna göre uzağa gitmiş olamaz. Peki, suçu neymiş kaçanın? Cinayet! Namus meselesi yüzünden kardeşinin karısını öldürmüş. Kaçağın bu civarlarda olması kuvvetle muhtemeldir. Dediğim gibi, adam pek uzaklara gitmiş olamaz. Dikkatli olun, herhangi bir şey olursa haber verin bize. Anlaşıldı değil mi? Tamam başçavuşum. Hadi, hoşça kalın. Güle güle başçavuşum, bizi uyardığınız için çok teşekkür ederiz. Hadi! Hadi koşun ihbar edin beni! Kim olduğumu öğrendiniz işte! Biliyordum zaten oğlum, biliyordum! Hadi gel, gel de şu yaranın çaresine bakalım! Teberi alacak. Korkuyor musun? Neden? Benden. Bir katilden. Hayır. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Benim gibi yarım bir insana kim ne yapar ki? Neden oldu? Otobüs kazası. Annemle birlikte şehirden dönüyorduk. Annem gözlerimin önünde öldü. Ben de... Keşke ben de ölseydim bu günleri göreceğimi. Özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Ne fark eder? Sanki ben bilmiyor muyum durumumu? Çaresi yok mu? Var. Ama bizim için imkansız. Nedir o imkansız olan? Para. Ne kadar? 100-150 bin, babamın 650 liralık maaşıyla ancak birkaç asırda bir araya gelebilecek bir para bu. İnsan yaşadığı müddetçe ümidini kaybetmemeli. Bakarsın bir gün... Bırakın bunları, çok dinledim. Hem bana acımak zorunda da değilsiniz. Sana acımak mı? Evet, nefret ederim acınmaktan. Ben sana acımıyorum Melek. Hissettiklerim, içimdeki duygu bambaşka. O inmeyecek mi kahvaltıya? Bu sabah gitti o. Gitti mi? Peki, beni görmek, veda etmek istemedi mi? Hiçbir şey söylemedi mi benim için? Sadece veda etmekten hoşlanmadığını söyledi. Dönecek mi gene? Aa, dönecek, tabii dönecek. Hem de en kısa zamanda. Ergün nerede? Kimsin sen? Ne yapacaksın Ergün'ü? Kim o Hülya? Abi? Ne o? Korktun mu yoksa? Buraya gelmemeliydin abi. Kaçtığını herkes biliyor. Dün polisler gelip sordu. Başım derde girer sonra. Gitsen iyi olur. Demek öyle. Bunları sen,
Benim öz kardeşim söylüyor, öyle mi? Başın derde girecek demek. Ya benim başımdaki dert? O kimin yüzünden geldi? Boşuna vurdun onları abi. Değmezdi. Nasıl olsa buluşacaktım orospuyu. Ergün! Puh, senin erkekliğine. Allah cezanı versin. Ne istiyorsun? Patron sen misin? Ne olacak? Dışarıda biri sizi görmek istiyor. Kim? Azrail! Mecit abi! Mecit abi vurulmuş! Mecit mi? Evet! Patron değil miydi bu? Hayır, yardımcısıydı. Kendisine patron denmesinden hoşlanırdı. Bir yanlışlık oldu. Affedersiniz. Abi! İstemiyorum. Nem var senin? Çok değiştin son günlerde. Bilmiyorum Ferit. Ali'nin kaçarken vurulduğu haberini aldığımdan beri içimde korkunç bir sıkıntı var. Her an bir şeyler olacakmış gibi. Hem benim paramı ver artık. Gideceğim buradan. 2 yıldır oyaladığın yeter. Böyle miydi konuşmamız? Demek paranı istiyorsun he? Evet. Sana itimadım kalmadı artık. Korkuyorum. Al sana para! Ali'nin vurulmasına sevinmemiz lazım. Böylece de sırrımız toprağa girmiş oldu. Ben öyle düşünmüyorum. Birlikte kaçtığı adam sağ, biliyorsun. Ya ona her şeyi anlattıysa? Evet. Ne? Öldü mü Mecit? Nasıl bir adamdı? Anlaşıldı. Buraya öğrenip gelebilir. Kim olduğunu...
cezanızı versin be! Ne becerisiz heriflersiniz siz! Bunun için mi besliyorum sizi lan? Bu bilet onun cebinden düştüğüne göre... elbet oralarda bir işi var. Doğru. Sirkeci'den Edirne'ye kadar bütün tren istasyonlarını arayın. Geldim Selim. Beni beklemiyordunuz değil mi? Bekliyordum. Bekliyorduk. Babam söylemişti döneceğini. Ne var ne yok? Nasıl oldu ayağın? Çok iyi. Çok şükür. Nedir bunlar Selim? Uçak biletleriniz. Bu da Melih'in tedavisi için gereken para. Yarın saat 11'de Londra'ya kalkan uçakla gideceksiniz. Sakın korkmayın, çalmadım bu parayı. Katilim ama hırsız değilim. Hakkım olan para bu. Veya borç. Ama ödeyeceğim. Selim, Yo, sakın ha! Hiçbir şey söyleme Melek. Sadece şuna inan. Bunu sana acıdığımdan yapmıyorum. Tamam mı? Allah'ım, sen büyüksün, sen her şeye kadirsin Allah'ım. Ben demedim mi sana gün doğmadan neler doğar diye kızım? 6 senedir çektiğin ıstırap artık sona erecek yavrucuğum. Peki ama biz nasıl gideceğiz, o Londra mıdır nedir oraya? Uçakla. İyi ama ben yol iz bilmem ki oğlum. Sonra onların dili de başka. Bir de istasyonu bırakmak, izin almak gerek. O da kaç gün sürer kim bilir. Ne yapmalı bilmem ki. Metin, onunla gitsem. İngilizce bilir. Okulu da tatil şimdi. Kim bu Metin? Uzaktan bir akrabamız. O da kimsesiz. Şehirde yurtta kalır. Yarın o söylediğin uçakla gitmemiz şart mı? Evet. Metin'e haber vermek lazım. Şimdi gitsem haber versem? Tabii! Gideyim bari. Nasıl olsa sabaha kadar tren de yok. Sen ona göz kulak olursun değil mi oğlum? Al ağzımı aldık. Bu yaptığının acımak olmadığını söylemiştin değil mi? Hı. Peki neden? Bazı soruların cevabını vermek güçtür Melek. Ya... iyileşebilir miyim dersin? Tabii. Yani yürür, koşar, dans edebilir miyim eskisi gibi? Hem de nasıl? Kaç yaşındasın? Neden sordun? Hiç! 30! Ben 18! Aramızda 12 yaş fark var! Annemle babam arasında 14 yaş fark varmış! Hadi uyu biraz! Yarın uzun bir yola gideceksin! İyileşince evlenebilirim de, değil mi? Tabii! Şimdi bile evlenebilirsin! Yo, olmaz! Kötürüm bir kadın yük olur erkeğine. Sağlam olmak başka, her işine koşmalıyım ben erkeğimin. Biz gidince sen ne yapacaksın? Bilmem. Döndüğüm zaman görürüm değil mi seni? Yani ben yürürken, koşarken, dans ederken göreceksin değil mi beni? Kısmet.
Melek, işte sana bahsettiğim Selim Bey, kurtarıcımız! Memnun oldum. Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi yolculuklar. Eyvallah. 10 dakika sonra gelecek tren olmasaydı, ben de onlarla havaalanına kadar giderdim. Git öyleyse. Ya makas? Ben bakarım. Sahi mi? Neden olmasın? Yaşa be Selim! Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin, ah her şey için. Ya! Hey! Bizimle geleceksin! Patron seni istiyor! Hadi yürü! Kurtarın! Kurtarın! Kurtarın beni! Burada! Kurtarın! Kurtarın beni! Kurtarın beni! İstasyon civarında ölü bulunan adamlar, saray pavyonu fedailerinden olduğuna göre... pavyon sahibi Ferit'in bu işte parmağı var demektir. Önce mesele nedir, onu öğrenmek lazım. Ferit'i takip ettirin. Bakalım son zamanlarda ne işler çeviriyor? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ferit'i. Ne yapacaksınız onu? Öldüreceğim. Çok şakacısınız. Kimsiniz Allah aşkına? Sen kimsin? Ben Ferit'in kız kardeşiyim. Peki siz kim olduğunuzu söylemeyecek misiniz? Nerede? Bilmem, belki pavyondadır. Ara! Kimdim? Ali'nin arkadaşı dersin. Ali'nin arkadaşı mı? Evet! Ne oldu? Yok, hiç! Evet? Ben Sela... Belkıs! Ferit Bey orada mı? Belkıs mı? Kim bu Belkıs? Sana ne be?
Orada mı değil mi, onu söyle. Yok. Peki, ben tekrar ararım sonra. Yokmuş. Ama muhakkak uğrar oraya. Buyurun, bekleyin isterseniz. Buyurun, oturun. Kusura bakmayın, terliyim. Bir duş alıp hemen gelirim yanınıza. Kimsin? Rüstem. Ben Selma. Beni iyi dinle. Ferit gelir gelmez beni arasın. Çok önemli. Çok bekletmedim ya sizi. Hiç iyi bir ev sahibesi değilimdir. Kusuruma bakmayın. Tuhaf adamsınız siz böyle. Neden? Bilmem. Kim bu Ali? Hani arkadaşıyım dediğiniz. Hiç duymadım adını. Abin iyi bilir. Gecikir mi çok? Belli olmaz. Sıkıldınız mı? Halbuki ben burada bulunuşunuzdan çok memnunum. Sizin gibi yakışıklı ve kuvvetli bir erkekle baş başa olmak. Pavyonda ve istasyonda öldürülen adamlarımın ölüm sebepleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum efendim. Şahsi meselelerinden olsa gerek. Peki, gidebilirsiniz. Alo? Seni aramamı söylemişsin, ne var? Evet abi. Bir misafirimiz var da seninle görüşmek istiyor. Ali'nin arkadaşıymış. Ali'nin arkadaşı mı? Evet abi. Evet. Seninle acile görüşmek istiyorum. Görüşmek mi? Ne hakkında? Onu görüştüğümüz zaman öğrenirsin. Bir saat sonra tek başına Halkalı plajında olacaksın. Kız kardeşin elimde. Numara yapmaya kalkarsan... Kız kardeşim mi?
Sen kimden bahsediyorsun arkadaş? Benim kız kardeşim yok. Abi, ne olursun dediğini yap. Korkuyorum. Tamam mı? Tamam. Bir saat sonra Halkalı plajında. Evden aldığın paralar da yanında olacak mı? Evet, yanımda olacak. İşe geldim. Nerede paralar? Önce sen Selma'nın nerede olduğunu söyle. Ali'nin karısını soruyorum. Nerede? Söylesene abi. Sana da ihanet edip Avrupa'ya kaçtığını söylesene. Ha öyle. Ne yapacaksın onu? İkinizi birden öldüreceğim. Bunun için arkadaşıma söz verdim. Aldığın parayı nereye sakladığını söylemeyeceksin, ha? Yine kararını değiştirmezse temizler atarız bir çukura. Gözünüzü dört açın. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Hadi yürü. Hadi yürü! Ben burada kalsam olur mu?
Neden? Belki konuşturabilirim adamı. Olur, dikkat et. Şunu. Zaten ben de onun için gelmiştim. Neden yapıyorsun bütün bunları? Tüm bir açığını yakaladık. Belki arkasından başka şeyler de çıkar. Hayes'teki deposunda sevki hazır uyuşturucu madde varmış. Bir baskın hazırlayın. Baskın ne? Demek kararlısın, vazgeçmeyeceksin öyle mi? Nasıl olsa param var, git uzaklara. Kendine yepyeni bir hayat kur. İstersen ben de seninle birlikte gelirim. Neden? Seviyorum seni, anlamadın mı? Daha ilk görüşte. Peki, öyleyse onun yerini söyle. Haliç'teki depoda. Götür beni oraya hadi. Oraya yakın bir yerde bırakırım seni. Tamam mı?
Kaldır ellerini! Kaldır! At o silahı belinden! At o silahı Ferit! At diyorum sana! At o silahı elinden! Hadi at diyorum! Şimdi elimdesin Ferit! Ölümüm beni yıllardır sürüp giden bir kabustan kurtaracak. Sorumsuz ve hür yaşayacağım. Önce şu kasanın anahtarlarını ver bana. Hadi ver! Ver diyorum! Yıllardır oyaladın beni bu paralar için. Senden yarısını istemiştim, vermedin. Şimdi tamamı benim. Ne? Yoksa sen... Evet, ben Ali'nin karısıyım. Selim burada, dağılın temizleyelim o iti. Oh, my God!
Sen dolaşın. Sen de benimle gel. Dur! Dur, kaçma! Takip edin! Düşün peşine! Hadi! Çabuk olun! Acaba döndüğümüzden haberi var mı? Kim bilir? Nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Yoksa yakalandı mı? Bugüne kadar yakalanmadıysa bile yakalanacak. Hayır, ölmesini istemiyorum. Haklısın Melek, bulunmaz bir insan o. Ama kaderinden kaçamaz ki. Yaşıyorsa bile ölüm, ölüm değilse bile kanun her an peşinde. Gelecek o. Söz verdi bana. Gelse de sana mutluluk getirmeyecek kızım. Bana bugünkü mutluluğumu veren o değil mi? Seninki minnettarlık kızım, sevgi değil. Hayır, seviyorum onu. Bana bugünleri gösterdiği için, sevginin ne olduğunu anlattığı için seviyorum onu. Gel Metin, dans edelim. Onun en büyük arzusuydu bu. Dans ederken görmek istiyorum seni derdi hep.
Teslim ol Selim! Dans ederken gördüm seni. O kadar güzeldin ki artık rahat ölebilirim. Hayır, sen ölmemelisin. Ne fark eder ki? Hani beraber olacaktık. Doğuştan kara yazılan talihime seni de ortak etmek için mi? Hadi git. Mutlu ol. Hayır. Git ki rahat öleyim.